so much to learn about. It'll make you want to shout, Blippi! Merhaba, ben Blippi. Bugün Arizona'daki Phoenix Hayvanat Bahçesi'ndeyim. Bu bölümde birlikte hayvanları daha yakından tanıyacağız. Tamam mı? Hadi gidelim. Oo, görüyor musunuz? Bu bir uluyan maymun. Gördünüz mü? Evet. Bakın orada. Adı Bilbo. Adını Bilbo Baggins'den almış. Çok komik. Hadi maymun taklidi yapalım. Oo, bakın. Bu Lulu, bir gergedan. Lulu 21 yaşında. Evet, Lulu. Parti zamanı. Evet. Bu bir tukan. Gagasını gördünüz mü? Muza benziyor. Hey, orada ne yapıyorsunuz? Buraya gelin. Hadi, diğer hayvanlara da bakalım. Vay canına. Şuna bakın. Hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir kaplan. Merhaba kedicik. Vay canına. Arkanızı dönün. Kaplanlar burada yaşıyor. Bakın, orada ne var? Sanırım eğitim vermek için hazırlanıyorlar. Gördünüz mü? Kaplan eğitmen ne derse yapıyor. Görünüşe göre çok eğleniyorlar. Yukarı. Aferin. Yukarı. Çok havalıydı, gördünüz mü? Hey, bunu neden yaptığını anlatır mısın? Tabii. Burada onların ve çalışanların işini kolaylaştırmak için hayvanları eğitiyoruz. Onları numaralar öğrenmeleri için zorlamıyoruz. Sadece eğitim veriyoruz. Mesela Jay'in burnunu bu sopayla hedef aldığımda onun farklı yerlere yönlenmesini sağlıyorum. Böylece vücudunun farklı yerlerini görebiliyorum. Onu ayağa kaldırmak sadece ne kadar büyük olduğunu görmemizi sağlamıyor. Aynı zamanda vücudunun diğer taraflarını da görmüş oluyorum. Çünkü tıpkı bizim gibi onlar da yaralanabiliyor. İyi durumda olduğundan emin olmak için kontrol ediyorum. Bize yaptığın şeyi açıkladığın için teşekkür ederiz sana. Rica ederim. Pekala, sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi gezmeye devam edelim. Şu hayvanı görüyor musunuz? Bir kedi daha. Bu bir jaguar. Şuna bakın. Elimde bir kova havuç ve bir maşa var. Şimdi göreceğimiz hayvanı beslememiz gerektiğini söylediler. Gelin. Hey, şuna bakın.
Burada tel örgüler var. Yani yolun diğer tarafında olmalıyız. Ama hayvanları beslemek için içeri girme izni aldık. Hadi girelim. Hey, bu çok kısa bir bariyer. İlginç. Geçmekte çok zorlanmadım. Ah, hayvanı gördüm bakın. Hadi ağaçların arasından geçelim. Wow. Hey, bakın. Beslememiz gereken hayvana bakın. İşte burada. Oo, hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Bu bir kara kaplumbağası. Hadi onu besleyelim. Evet. Bakın şimdi. Burada bir havucum var. Ve bir maşa kullanıyorum. Çünkü kara kaplumbağalarının çeneleri çok güçlüdür. Parmağımı kopartabilir. Al bakalım. Oo! Kayıyor. Şuraya bak. Al bakalım. Tamam, biraz daha ister misin? Evet mi? Tamam. Al bakalım. Oh! İşte oldu. Oo! Bu kara kaplumbağası yaklaşık 250 kilogram ağırlığında. Vay canına. Gerçekten çok ağır. Hey, yaşını tahmin edebilir misiniz? 66 yaşında. Gerçekten çok yaşlı. Merhaba. Hey, şunu izleyin. Kaplumbağanın başını okşayacağım. Merhaba, nasılsın? Bakın, kaplumbağa yerden kalkıyor. Gördünüz mü? Böylelikle alt kısmının böceklerden ve pisliklerden arınmasını sağlıyor. Şuraya bakın. Vay canına. Tamam, biraz daha havuç getirelim. Merhaba. Nasılsın? Bugün mutlu musun? Şuna bakın. Bu kaplumbağa bir Galapagos kaplumbağası ve bir dişi. Evet. Al bakalım. Erkek de geliyor. Ne kadar büyük olduğuna bakın. Kapana kısıldım. Pekala. Bu tarafa geçeceğim. Bakın, bu kaplumbağa daha küçük. Bu kaplumbağa ise daha büyük. Bu bir dişi. Buysa bir erkek. Hey! Birbirinizi seviyor musunuz? Evet. Siz arkadaş olmalısınız. daha ister misin? Vay canına! Harika! Düşürdün. Hadi, daha yakına gelin. Evet, işte oldu. Evet. Ay, aç ağzını bakayım, havuç geliyor. Al bakalım. Beğendin mi? Hey! Kara kaplumbağaları da havucu benim kadar seviyor. Havuç çok lezzetli ve sağlıklı. Al bakalım. Evet, çok iştahlısın. Bakın, bu kaplumbağayı kaşıyorum. Gördünüz mü? Nasıl hissediyorsun? İyi geldi mi? Evet. Kara kaplumbağasının bacaklarıyla yerden nasıl yükseldiğini görüyor musunuz? Doğada bunu yapmalarının sebebi çoğunlukla altlarında böceklerin olmasıdır. Bu sayede ispinoz denen kuşlar altlarından geçer ve kara kaplumbağasının altında kalan böcekleri yerler. Evet, ama şu anda çok iyi hissettiği için bu şekilde duruyor. Gerçekten öyle. Tıpkı başka birinin sırtınızı kaşıması gibi. Evet. Annemin sırtımı kaşımasını çok seviyorum. Evet. Nasıl hissediyorsun? Hoşuna gitti mi? Evet. Tamam. Şimdi sıra bende. Evet. Sıra bende. Hazırım. Hazırım. Olamaz. Şuna bakın. Bu bir armadillo. Hadi bakalım.
özgürce koş. Bakın, armadillo hayvanat bahçesinin özel hayvanlarından biri. Yani onunla özel olarak tanışabiliyorsunuz. Evet, hey, ne yapıyorsun sen? Yemek ister misin? Armadillolar un kurtlarına bayılır. Al bakalım. Hey, buraya gel. İşte burada. Bakın, bu armadillonun yüzeyi sert görünmüyor. Evet, biraz sert. Kabuğu yok. Ama derisinin altında kemikleri var. Evet. Oo. Pekala. Oo, bu Prenses Buttercup. Pekala. Al bakalım. Afiyet olsun Prenses Buttercup. Oo. Prenses Buttercup'ın uzun tırnaklarına bakın. Vay canına. Tamam. Hadi koş bakalım. Şu hayvana bakın. Bu hayvanın adı nedir? Bu bir Hint oklu kirpisi. Oo! Dikenlerine bakın. Bunlar diken mi? Büyük olanlar sadece korkutucu görünmek için ama asıl tehlikeli olanlar kuyruk tarafında. Tamam. Demek şurada. Oo! Peki şu anda ne yapıyor? Yemeklerin tadını çıkartıyor. Oo! Bitkileri çok seviyor. Ona biraz bisküvi, tatlı patates ve elma getirdim. Çok lezzetli görünüyorlar. Hadi kirpiye daha yakından bakalım. Vay canına. Bu hayvanın kuyruğuna dokunmak istemezsiniz. Şuna bakın. Burası çok eğlenceli görünüyor. Oo, duyuyor musunuz? Tüm bu makineler bir sonraki alanın tıpkı bir okyanus gibi olması için çalışıyorlar. Hadi gidelim. Oo, şuna bakar mısınız? Bir sürü filtre ve makine var burada. Çok havalı. Hadi buraya gelin. Ne yaptıklarını size göstereyim. Evet, burası vatoz koyu. Vatoz balıklarını havalı numaralar yapmaları için eğitiyorlar. Bu hayvanat bahçesine gelirseniz elinizi düz bir şekilde tutarak vatozların sırtına dokunabilirsiniz. Ama benim içeri girmeme izin verdiler. Çok heyecanlıyım. Tamam, önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Bir ayakkabı. Oo! İki ayakkabı. Tamam, buraya bırakalım. Çorapları da unutmayalım. Çünkü bunları giyeceğim. Deniz çorabı veya deniz ayakkabısına benziyorlar. Hadi, şimdi bunları giyelim. Evet. Tamam, oldu. Hazırım, gidiyoruz. Evet, onları korkutmamak için yavaş ve sessiz olmamız gerekiyor. Oo! Su çok güzel ve serin. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Adım Mary, bu da Chelsea. Phoenix Hayvanat Bahçesi'nde çalışıyoruz. Oo! Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda vatoz balıklarımızın kahvaltılarını veriyoruz. Ve herkesin sağlıklı ve mutlu olup olmadığına bakıyoruz. Oo, çok eğlenceli olmalı. Yardım edebilir miyim? Tabii. Beslemek ister misin? Oo, evet. Hadi vatozları besleyelim. Oo, şunlara burada bakar mısınız? Burada karideslerimiz var. Birkaç tane alıp elinde tutabilirsin. Oo. İşte böyle. Tamam. Şunlara bakın. Ohohoho. Çok lezzetli görünüyor. Tamam, elime aldım. Onları dondurma külahı gibi tutmalısın. Tamam. Oo, dondurmayı çok severim. Tamam. İşte böyle mi? Şimdi elini yavaşça suya daldır. Yanına gelip onları bir süpürge gibi çekecekler. Tamam. Alın bakalım. Oh!
Şuna bakın. Ayağının üstünde mavi benekli bir vatos var. Tamam. Daha derine daldırayım mı? Bakalım ne yapacaklar. Pekala. Hadi çocuklar. Oh, başardım. Bakın. Gittiler. Hepsini elimden çektiler. Bir daha yapabilir miyim? Yapabilirsin. Oh, teşekkür ederim. Yemekleri elimden çektiler. Daha önce elektrik süpürgesine dokundunuz mu hiç? Hortumuyla elinizi çeker ya hani. Elinizden yemeği aynı o şekilde çekiyorlar. Vay canına. Oh, biri bacaklarımın arasından geçti. Oo, şunlara bakın. Sana alışmaya başladılar. Evet. Kalp atışından kim olduğunu tanıyabilirler. Onlara zarar vermeyeceğini anlıyorlar ve bu yüzden sana daha çok yaklaşıyorlar. Oo. Çünkü yanında daha rahat hissediyorlar. Şuna bakın. Merhaba. Beni korkuttular. Orada ne oldu? Biraz heyecanlandılar. Anladım. Korkmadılar değil mi? Korkmadılar. Tamam. Çünkü ben biraz korktum. Ama sorun değil. Çok nazik görünüyorlar. Yine başladılar. Nasıl ıslandığıma bakın. Pekala. Biraz daha besleyelim. Merhaba. Vatoz balıklarına bakın. Vay canına. Tamam. Hoşça kalın vatozlar. Oo, şimdi deveye bineceğiz. İyi eğlenceler birlikte. Teşekkür ederim. Hadi. Bakın, bu devenin sırtı. Hörgücü gördünüz mü? En tepesine oturacağım. Oo! Şu anda devenin sırtındayım. Pekala. Başlıyoruz. Oo! Bana bakın. Oho! Hey! Bakın, devenin sırtındayım. Oo! Çok güzel bir deve. Bu tek hörgüçlü bir deve. Şu anda çok yüksekteyim. Oo! Çok eğleniyorum. Merhaba. Şuna bakın. Devenin hörgücünü görüyor musunuz? Orada yağ depoluyorlar. Ve bu sayede yemek yemeden 7 ay yaşayabiliyorlar. Ayrıca su içmeden 3 ila 4 hafta durabiliyorlar. Çok etkileyici değil mi? Uhuhuhu! Wee! Oo! Oo! Bacakları çok uzun. Evet, 4 bacağı var. Bizlerin ise 2 bacağı var. Evet, çok eğlenceli bir geziydi. Oo! Harikaydı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Pekala. Hadi, başka hayvanlara bakalım. Şu anda yerel Arizona sergisinin perde arkasındayız. Şuna bakın. Bakın. Bazı aletler var. Evet. Bu neye benziyor? Golf sopasına andırıyor sanki. Ama aslında bir kancası var. Bunu yılan gibi sürüngenlerle ilgilenirken kullanıyorlar, tamam mı? Ama ben bunu kullanmayacağım. Çünkü eğitimli bir uzman değilim. Şuna bakın. Vay canına. Akvaryumlar var. Evet, balıklar diğer tarafta. Biz perde arkasındayız. Aa, şu odaya bakın. Oo, bu bir kutu. Yılanlar bunların içinde yaşıyor. Hangi tür olduğunu öğrenelim. Çıngıraklı yılan. Zehirli mi? Aa, evet, sanırım
buna bakmamalıyım değil mi? Dediğim gibi eğitimli bir uzman değilim. İlgilenebileceğim türde bir yılan bulalım. Oo, bu oda çok güzel görünüyor. Aa, burada bir sürü kafes var. Aa, bunlar da ne böyle? Bunlar yılan derileri. Vay canına, her yılan birkaç ayda bir deri değiştirir. Evet, ve hepsi tek parça halinde, gördünüz mü? Yılana benziyor değil mi? Evet, çok havalı. Evet, pekala. Tamam, bunları burada bırakalım. Evet. Evet, sanırım bu yılanı elime alabilirim. Yılanı tutuyorum. Aa, yılanın renklerine bakın. Turuncu, beyaz ve siyah. Aa, çocukken yılanlardan korkardım. Ama artık korkmuyorum. Ama bazı yılanları elinizde tutmanız tehlikeli olabilir. Yani dışarıda bir yılan görürseniz bu şekilde tutmasanız daha iyi olur. Evet, tamam. Oho! Şuna bak, eğleniyor musun yılan? Merhaba. Hey. Aa, şuna bakın. Kamera çok ilgisini çekti. Oo. Kertenkele. Vay canına. Bu harika. Başka bir sürüngen alanının perde arkasındayız. Aa, burada birçok farklı yaratıkla dolu bölme var. Şuraya bakın. Oo. Hey! Şuraya bakın. Evet. Bakın burada kim var? Buraya gelin. Oo. Hey, burada ne yapıyorsunuz? Boynuzlu kertenkelelerden birini kontrol ediyorum. Tutmak ister misin? Evet. Bir boynuzlu kertenkele. Çok ilginç. Evet, al bakalım. Tamam. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Aa, bakın. Bu bir boynuzlu kertenkele. Boynuzlarına bakın. Vay canına. Ha, çok sevimli. Aa, elimde uzanıyor. Pekala. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, işte gidiyor. Harikaydı. İyi iş çıkarttık. Hadi gidelim. Zürafa. Bakın, uzun bir zürafa. Benimle aynı boyda. Aa, merhaba. Aa, oo, şuraya bakın, bir aslan. Hmm, oo, ve bir fil. Vay canına, şuraya bakın. Bu bir goril. Hey! Ve yılanlar. Evet, bunları elimde tutabilirim. Oo! Çok güzel değil mi? Oo! Oo, burada çok güzel şeyler var. Tamam, beni takip edin. Oo! Dinozor bile var. Bir T-Rex. Çok ilginç. Sizlerle hayvanat bahçesindeki hayvanları tanımak çok güzeldi, biliyor musunuz? Ama bugünlük bu kadar. Daha fazlasını izlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I P-P-I Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Merhaba. Ben Blippi. Bu kaseyle güzel müzikler yapıyordum. Beğendiniz mi? Çok komik. Ama bugün müzik yapmayı öğrenmeyeceğiz. Evet, kil yapmayı öğreneceğiz. Şuna bakın şimdi. Kil. Evet,
Elimdeki tüm bu renklere bakın. Evet. Bakın. Oynaması çok eğlenceli. Bunları yuvarlayarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Bakın, bir beyzbol topu yaptım. Vay canına. Pekala. Hadi renklere bakalım. Burada turuncu, beyaz, mavi, mor, yeşil, kırmızı, siyah ve açık mavi var. Ohoho. Ve bugün sizlerle bunlardan yapacağız. Evet, ve bu tarifle siz de evde bir yetişkinle yapabilirsiniz. Evet, ve yaptıktan sonra bir güzel düzleştirip bunlardan alırsınız ve vip, sonra da kesersiniz. Belki birkaç kelime de yazarız. Belki bir helikopter yaparız. Çok eğlenceli olacak. Pekala, ilk olarak kilin tüm malzemelerini alalım ve işte böyle. Sonra da tarife başlayalım. Önce bir kase bulmalıyız ve sonra yerinizde olsaydım bir yetişkinden yardım alırdım. Çünkü etraf çok dağılabilir. Çok fazla malzeme var. Evet, pekala. İlk olarak bir bardak un koyuyoruz. Evet. Hadi açalım bakalım. İşte oldu. Tam olarak dolmasına gerek yok. Evet, işte bir bardak un. Döküyorum. Vay canına. Bu yapacağımız kilin temelini oluşturacak. Pekala, tamam. Şimdi bir bakalım. 1/4 bardak tuz. Evet, etraf dağılmaya başladı bile. Evet. 1/4 bardak. Ve sonra biraz tuz alıyoruz. İşte böyle. Harika. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Harika. Pekala. Bunu tekrar kapatalım. Ve sonra da 1 çay kaşığı krem tartar koyacağım. Aha, ne komik bir isim. Çok eğleniyorum. Krem tartar. 1 çay kaşığı. Bir sürü var. Tamam, işte oldu. Koyalım. Bunu birazdan karıştıracağız. Ama şu anda bütün malzemeleri koymalıyız. Ve yarım çorba kaşığı sıvı yağ. Pekala. Şu anda etraf biraz dağılabilir. Tamam. Harika. Pekala. Kapağını kapatalım. Etrafa dökülmesin, değil mi? Yoksa her şey berbat olur. Evet. Şimdi yarım bardak H2O koyuyoruz. H2O'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Su. Suya bayılırım. Pekala, yarım bardak. Harika. Evet. Şuna bakın. Onu kapatmayı unutmuşum. Kapatsak iyi olur. Pekala. Her şeyi kenara alalım. Çünkü artık karıştırmaya hazırız. Ama önce biraz renk katmalıyız. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ama şu anda yeşil rengimiz olsa da bence bir yeşil daha yapmalıyız. Bu biraz daha açık renk olacak. Hadi şunu açalım. Ve biraz yeşil dökelim. Ne kadar koyulacağını bilmiyorum ama bu çok fazla olmalı. Ve sonra da biraz sarı ekliyorum. Evet, bu sayede daha açık bir yeşil elde edeceğiz. Kapatalım. Vay canına. Eğlenceli bir tarifti. Ama şimdi bunu karıştırmalıyım.
Oo, çok iyi görünüyor. Vay canına. Görüyor musunuz? Vay canına. Tamam, karıştırmaya devam edeceğim. Ohohoho, evet. Başardık. Oo, şuna bakın. Vay canına. Oo, ev yapımı kil. Yeşil tonu ne kadar güzel, öyle değil mi? Harika. Acaba siz evde önce hangi renk yapacaksınız? Sonrasında bunlarla yapacağınız şeyler çok eğlenceli. Ezerek düzleştirebilirsiniz. Bakın şu numarayı izleyin. Nereye gitti? Çok komik. Hadi çıkartalım. Oo, mükemmel. Şimdi bunları kullanabiliriz. Evet, kurabiye kalıplarına benziyorlar ama şu anda kurabiye yapmıyoruz. Bunu yemeyeceğim, tamam mı? Pekala, evet. Aa, evet, bu uçağı hatırladınız mı? Evet, şuna bakın. Şimdi bunu aşağı itelim. Oo, bakın. Bir uçağı çıkarttık. Ama önce şunu çıkartalım. Vay canına. Evet, çok iyi bir iş çıkarttık. Vay canına. Uçağımızı buraya bırakacağım. Şimdi de elimizdeki tüm renkleri çıkartalım. Tamam mı? Sonra da farklı bir şeyler yapalım. Tamam. O zaman yeşil rengi bırakalım ve burada bir uçağımız var. Ne yapsak? Aa, bazı harfler var. Bir U. Köpeğimiz var. Hof, hof. Benimle köpek taklidi yapar mısınız? Hazır mısınız? Hav, 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 hav. Aa, çok güzel. Köpekler çok sevimli. Tamam, mavi bir köpek yapalım. Çok tuhaf olacak değil mi? Tamam, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kili bir güzel düzleştiriyoruz. Pekala. İşte oldu. Bastıralım. Ha, evet. Oo, şuna bakın hele. Kenarlarından ayıralım. Vay canına. Ve şimdi... Oo, oho, çok komik. Bakın bu da ne? Evet. Küçük bir kuçu. Hop 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 hop. Hop hop hop. Tamam, seni kurtaracağız. Seni şuraya alalım. Harika. Tamam. Bir kuşu ve bir uçak. Harika. Hey, bence şimdi harfleri kullanalım. Bir şey yazabiliriz. Tamam mı? Burada bir B, bir P, bir I, bir L, bir B, bir P, bir I ve bir L. Sizce bu harfleri kullanarak ne yazabiliriz acaba? Bir B, bir P, bir I ve bir L. Buldum. Evet, benim adım. Blippi. Evet, adımı sadece bu dört harfle yazabiliriz değil mi? Bakın şöyle olacak. Bir B, bir L, bir I olacak. İki P yapacağız ve sonra bir I daha yapacağız. Harika. Hadi bakalım başlayalım. Önce renkleri seçmeliyiz. Hadi şu mavi rengi kullanalım. Evet, işte oldu. B harfimizi yapalım. Harika. Oo, gerçekten çok güzel olacak. Evet, bunlardan varsa siz de kendi adınızı yazabilirsiniz.
Tamam. Şimdi de mor kullanalım. Pekala. Burada mavi bir B harfimiz var. Evet. Evet. Tamam. L harfimizi de yapalım. Oo, güzel. Çok güzel bir L harfi oldu. Evet. B, L. Şimdi de bir İ yapmalıyız. Nasıl görünüyor? Evet. Oo. Tamam. B, L, İ. Evet. B, L, İ. Sonraki harf nedir? Evet. P. Evet ve iki tane yapmalıyız. Çok heyecanlı. Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Evet, yani turuncu. B, L, İ. P. Bir P daha lazım. Bu kez siyah renk kullanacağım. Çok eğleniyorum. Çok soğuk bir yapısı var değil mi? U, bir P daha. Evet. Ve şimdi işte oldu. B, L, İ, P, P. Sonraki harf nedir? B, L, İ, P, P. Evet, İ. Hadi bu parlak kırmızıyı kullanalım. Pekala, başlıyorum. B, L, İ, P, P, İ. İşte oldu. Aa, nasıl görünüyor? B, L, İ, P, P, İ. Evet, harika oldu. Tamam, bunları şimdi buraya alalım. Köpek ve uçağın yanına. İşte oldu. Pekala. Hadi bir şey daha yapalım. Aa, hey, hazır bu şablon ve kurabiye kalıplarımız varken bunların birçoğunu kullanabilirsiniz değil mi? Bir yıldız, bir kalp veya bir kelebek yapabilirsiniz. Evet, ya da başka aletler kullanırsınız. Evet, mesela bir kaşık ya da çatal. Şuna bakın. Çatalı alıp bahçedeymiş gibi, evet, yapabilirsiniz. İşte böyle. Evet, toprağı havalandırmalıyız. Bu sayede bitkiler ekeriz değil mi? Vay canına. Ama küçük parçalarla etrafı dağıtıyorum. Şuna bakın. Bu öğrendiğim havalı bir yöntem. Gördünüz mü? Ezerek birçok parçayı toplayabilirsiniz. İşte böyle. Evet. Çok eğlenceli değil mi? Tamam. Şimdi şuna bakın. Hey, henüz bu yeşili kullanmadık. Kaşığı alıyoruz ve işte böyle kaşıklıyoruz. Yarım daire olana kadar devam ediyoruz, tamam mı? Bu şekilde tam bir daire yapabilirsiniz. Hadi deneyelim. Hazır mısınız? Evet. Bakın. İşte oldu. Oho, bakın. Bir daire oldu. Vay canına. Sonra elinize alın ve yuvarlayın. Evet, bakın. Basketbol topuna benziyor. Çok komikti. Sizlerle kil yapmak çok eğlenceliydi. Benimle kil yaparken eğlendiniz mi? Evet, gerçekten çok eğlenceliydi. Evet, kurabiye kalıplarıyla killerden bir uçak yaptık. Evet, sonra bir köpek yaptık. Hav, 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 hav. Ve adımı yazdık, Blippi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B, O, L, İ, P, P, İ. Blippi. Pekala. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba.
Ben Blippi. Gece oldu ve bir otoparktayım. Bir sürü dükkan var. Vay canına, şu dükkana bakın. Şu anda Las Vegas, Nevada'daki Kinderland kapalı oyun alanındayız. Gelin. Vay canına. Burası rengarenk. Oyuna başlamadan önce ayakkabılarımızı çıkartmalıyız. Evet, bir ayakkabı ve iki ayakkabı. Şimdi oyuna hazırız. Gelin. Evet. Oo, şuna bakın. Merhaba. Küçük bir evin içindeyim. Sarı bir top. Şunu izleyin. Ve mavi bir top. Yeşil bir top. Kırmızı bir top. Ve turuncu bir top. Hadi gelin. Şuraya bakın. Evet, bu bir top havuzu. İçine atlayacağım. Bir sürü rengarenk top var. Bu da ne? Bu bir dinozor. Bir pterodaktil. Dinleyin. Dinozor. Güle güle dinozor. Bakalım başka ne bulacağız? Bir dinozor daha. Bu bir Tyrannosaurus Rex. Dinozor. Dinozor. Çok güzel bir dinozor. Tyrannosaurus Rex'i seviyorum. Hoşça kal. Bakın, bu bir stegozor. Birlikte stegozor taklidi yapalım. Hazır mısınız? Dinozor. Dinozor. Çok güzel. Hoşça kal. Vay canına. Bir sürü rengarenk top var. Oyuna devam edelim. Vay canına. Bakın. Bu bir polis arabası. Vın 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 vın. Bakın. Bu bir çöp kamyonu. Vay canına. Çöp kutularına bayılırım. Çöp kamyonlarına da. Vay canına. Bu dev bir beton mikseri. Bakın, bu kolu çeviriyorsunuz. Hadi bakalım, görüşürüz. Bakın, bir itfaiye kamyonu. Ateşi söndürelim. Damperli bir kamyon. Ve evet, elektrikli süpürge.
Evet, tertemiz oldu. Vay canına. Şuna bakın. Turuncu renkli dev bir dikenli top. Wow! Oh, şuna bakın. Mavi bir top. Bu küçük, turuncu ve mavi renkli ve dikenli bir top. Wow! Şuna bakın. Merhaba. Hadi gelin. Vay canına. Bakın bir kaydırak. Evet. İşte gidiyorum. Bu kaydırak çok eğlenceliydi. Ne kadar renkli. Tepeye tırmanacağım. Evet. Ben dünyanın kralıyım. Tamam. Aşağı inme vakti. Bu da nedir? Merhaba. Acıktınız mı? Evet. Ben çok acıktım. Gelmeden önce alışveriş yapmıştım. Şu meyve ve sebzelere bakın. Enfes. Birlikte bir yemek pişirelim. Bakın. Önce tabak ve kaseleri koyalım. Tabak ve kase. Şuna bakın. Size spagetti yaptım. Evet, nefis. Hadi biraz tatlandıralım. Nefis. İşte oldu. Başka ne var biliyor musunuz? Pizza sever misiniz? Evet. Pekala. Şuna bakın. Nefis. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Spatulamızı alalım. Pizzamızı keselim. Size bir dilim pizza ayırdım. Evet. Harika. Buyurun. Çok sıcak. Fırından yeni çıktı. Daha da sıcak olması için üstüne acı sos dökeceğim. Ama acı sosu eklemeden önce tadına bakalım. Çok sıcak. Umarım işe yarar. Buraya gelin ve şuna bakın. Altında tekerlekleri var. Tekerleklerini döndüreceğim. İşte gidiyor. Evet. Bu harikaydı. Bir tane daha var. Acaba üstüne binersem nasıl olur? Evet, işte gidiyorum. Çok eğlenceliydi. Bir tane daha var. Evet, işte gidiyoruz. Hazır olun. Evet. Şu oyun alanına bakın. Hadi gelin. Şu basamaklara bakın. Çok renkliler. Bunun rengi siyah. Bu yeni bir renk. Vay canına. Bunun rengi bordo. Bunun rengi pembe. Mavi, yeşil, mor, kırmızı ve gri. Şuraya bakın. Vay canına.
Bu bir kaydırak. Evet, işte gidiyorum. Wow! 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 Bir sürü rengarenk top var. Şuna bakın. Bir daha yapacağım. Tamam. Bu kez çok sert atacağım. Duvara vurdu ve suratıma çarptı. Dikkat edin. Merhaba. Şu sarı ağlara bakın. Bakın burada ne varmış. Vay canına, dev bir kırmızı kaydırak. Hey, karşısında ne olduğuna bakın. Vay canına. Bir sürü büyük ve yumuşak blok var. Gitme zamanı. Ama yolu kapatıyorlar. Bir saniye. Aşağı kayıp onları yere indirebilirim. Puf diye hem de. Hazır mısınız? Evet, işte gidiyorum. Çok eğlenceliydi. Las Vegas, Nevada'daki Kinderland kapalı oyun alanında oynamak çok güzeldi. Programın sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, sadece adımı yazın. Hadi birlikte blip yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikaydınız. Pekala. Hoşçakalın. Merhaba. Ben Blippi. Bakın arkamda ne var? Çok havalı bir tabela. Ne yazıyor? Sidecar Uluslararası Yarış Pisti. Evet. Bugün Tukwila, Washington'daki Sidecar Uluslararası Yarış Pistindeyim. Şunlara bakın. Ve şuna. Bunlar nedir? Evet, onlar go-kart. Bugün sizlerle go-kart'a bineceğiz. Vay canına. Gördünüz mü? Onlar bayrak. Evet, go-kart yarışlarında bayrakçıyı dinlemek çok önemlidir. Evet. Çünkü go-kart motorları çok gürültülü ve size bağıramazlar. Ve kaskın içinde onları duyamazsınız. Bu yüzden renkli bayraklarla iletişim kurarsınız. Hadi öğrenelim. Bu bayrak hangi renk? Evet, bu bayrağın rengi yeşil ve yarışın başladığını gösteriyor. Yeşil bayrak düştüğü anda yarış başlar. Şu bayrağa bakın. Evet, bu bayrağın rengi sarı. Evet, bayrakçı sarı bayrağı sallıyorsa o zaman yavaşlarsınız. Evet, geçmeyin. Pistte ufak bir sorun olabilir. Yani çok dikkatli olun. Vay canına, şu bayrağa bakın. Evet, bunun rengi kırmızı. Tıpkı bir dur tabelası veya lambası gibi. Hemen durun anlamına geliyor. Pistte büyük bir sorun olabilir. Arabalar çarpışmış ve yolu kapatmış olabilir. Evet, kim bilir? Bu bayrağı görünce durmak gerekiyor. Bir bayrak daha. Peki, bu bayrak ne renk? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Bu mavi bayrak. Ve bayrakçıyı gördüğünüzde kenara çekilirsiniz. Kenara çekil anlamına geliyor. Diğerlerinin geçmesine izin verin. Çok yavaş gidiyor olabilirim. Mavi bayrağı görürsem kenara çekilip diğerlerinin geçmesine izin veririm. Bu pistte güvende olmak için çok önemli. Şuna bakın. Siyah bayrak. Yarıştan çıkartıldın demek. Olamaz. Bu kulağa hoş gelmiyor. Evet. Bu bayrağı yapılmaması gereken bir şey yaptığınızda görürsünüz. Birine çarpmak gibi. Evet, go-kart'ta insanlara çarpamazsınız. Bunlar çarpışan araba değil. Go-kart. Evet, şuna bakın. Beyaz bayrak. Bir tur kaldı demek oluyor.
Ne olduğunu biliyorsunuz. Gaza basın ve kazanmaya çalışın. Ve son bayrak. Evet, siyah beyaz damalı bayrak. Yarış bitti demek oluyor ve muhtemelen kazandınız. Ohoho! Şuna bakın. Evet, bu bir go-kart arabası. Evet, go-kartları yakından tanıyacağız. Hadi go-kartın parçalarına bakalım. Vay canına, bu şey çok havalı. Hey, bunun adını biliyor musunuz? Evet, buraya oturuyorsunuz. Evet, buna koltuk deniyor. Oo, şu tuttuğum şeye bakın. Evet, bu bir direksiyon. Çok havalı değil mi? Bu şekilde sola ve sağa dönersiniz. Evet, tıpkı bir araba veya kamyon gibi. Go-kart arabalarının da bir direksiyonu var elbette. Ayaklarımla ittiğim şeye bakın. Evet, kırmızıyı gördünüz mü? Bu fren pedalı. Evet, buna basarsanız aracınız duracaktır. Bunu gördünüz mü? Bu hangi renk? Evet, bunun rengi yeşil. Yeşilin anlamını biliyorsunuz. Yeşil git demektir. Oh, şuna bakın. Evet, go-kart'ın güzel yanlarından biri de güvenli olması. Çünkü emniyet kemeri var. Kemerlerinizi bağlamayı asla unutmayın. Evet, elbette kask da takacağız. Vay canına, şuraya bakın. Tam ortadan bu şeye go-kart aracının yakıtı koyuluyor. Evet, yakıt. Bu go-kart aracı benzinle çalışıyor. Hadi açalım. Oo, içi gayet dolu. Bence kullanılmaya hazır. Hey, peki go-kart aracının motorunu gördünüz mü? Bakın. Evet. Oo, şuna bakın. Kapağını çıkartalım. Oo, aracın motoruna bakın. Vay canına. İşte enerjiyi sağlayan şey bu. Benzin geliyor, havayla karışıyor ve sonra kıvılcım çıkıyor ve bir enerji oluşturuyor. Evet. Ay canına, ne kadar havalı bir araç. Bence artık go-kart kullanmanın zamanı geldi. Oo, şu go-kart araçlarına bakın. Tur rekorunu kırmak için sabırsızlanıyorum. Şunlara bakın. Oo, şu araçları görüyor musunuz? Evet, hepsinin üstünde kırmızı renkli bir numara var. Çok havalı. Oo, bir de şunlara bakın. Bunların üstünde ise siyah numara levhaları var. Bir sürü sayı. Şuraya bakın, hadi gelin. Ah, şu sayıya bakın. Bu hangi sayı? Bir var ve bir de altı var. Evet, 16. Evet. Vay canına. Aynı rakamdan iki tane var. Ve ikisi de 2. 2, 2. Bu hangi sayı? Evet, 22. Harika. Hey, sizin için basit bir matematik sorum var. Bakalım, soruyorum. 1 artı 2 kaç eder? 1 artı 2. 1, 2, 1, 2, 3. Evet, 3 eder. Bakın, bu go-kart araçları çok eğlenceli. Hey, hadi önden bir tane seçelim ve sonra yola çıkalım. Bir bakalım. Şuna ne dersiniz? Hadi bakalım, binelim. Durun bakalım, durun, durun, durun. Şimdi olmaz. Go-kart yaparken çok güvenli olmalısınız. Hadi, bir kask seçelim. Oo, baksanıza, seçebileceğimiz birçok kask var. Çok heyecanlıyım. Bakın, şu kaska bakın. Evet, bu kask çok havalı görünüyor. Rengi yeşil, siyah, beyaz. Vay canına. Ve parlak gümüş.
Oo. Oo. Bakın burada en sevdiğim renk var. Evet, mavi. Oo. Çok havalı görünüyor. Hey, şu kaska bakın. Evet. Bu kask hangi renk? Evet, rengi pembe. Bu kaskı seviyorum. Kasklar çok önemlidir. Go-kart yaparken kafanızı güvende tutarlar. Evet, kırmızı rengi de unutmayalım. Oo, şuna bakın. Wee 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 wee. Ve son olarak elimizdeki son kaskın rengi de sarı. Evet, bu renk bana güneşin rengini hatırlattı. Evet, güneş. Evet. Burada bir sürü farklı renkte kask var. Hangi renk kaskı seçtiniz? O rengi seviyorum. Ama hemen bir kask bulmalıyım. Bir düşüneyim. Bir fikrim var. Neden diğer güvenlik ekipmanlarıma bakmıyorum? Pantolon. Evet. Oho. Eldivenler. Oho. Evet. Whee. Kask. Evet. Artık yarışa hazırım. Hadi bakalım gidelim. Pekala. Bence artık hazırım. Ah, go-kart aracına oturdum. Önce güvenlik. Kaskımızı taktık ve kemerlerimizi bağladık. Pekala Blippi, gitmeye hazır görünüyorsun. Pist rekorumuz 23.30 saniye. Sence bunu geçebilir misin? Uf, hiç bu kadar hazır olmamıştım. Başardık. Bu harikaydı. Bir saniye. Ne kadar oldu? 23.29 saniye. Yeni rekor. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Evet. Evet. Bu harikaydı. Ne kadar hızlı gittiğimi gördünüz mü? Oo. Go-kart'a bayılıyorum. Oh, Tukwila, Washington'daki Sycart Uluslararası Yarış Pisti'nde çok güzel vakit geçirdik. Woohoo! Bu bölümün de sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz yapmanız gereken tek şey adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.